Buradaki son sözü de Ahmet Süha Ömer'e vereceğim, emekli büyükelçi. Daha sonra da iç politikaya biraz dönüp Filiz Hanım'la başlayıp bir sonraki bölümde de devam edeceğiz. İdris Bey de bizimle kalacak. Şimdi Sayın Büyükelçim, siz geçen yaptığımız programda, bundan iki gün önceydi galiba, ilginç bir şey söylediniz. Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye mesafeli olmasının nedenlerinden birisi Hamas'la olan ilişkisi demiştiniz. Yani sonuçta Filistin ya da Mahmud Abbas Hamas'la olan ilişkisinden memnun değil Türkiye'nin dolayısıyla, değil mi? Şimdi Mahmud Abbas geliyor buraya. Acaba ne gibi görüşmeler olur? Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye vereceği mesajlardan birisi Hamas'a mesafe koyun mudur? Olacak mı? Böyle bir durum olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Sayın Lüle, anladığım kadarıyla bu diplomatlar iç politikadan anlamazlar. Onları iç politika tartışmasına sokmayalım diyorsunuz. Estağfurullah. Siz vaktiniz sen varsa memnuniyetle kalın bizimle. Şöyle söyleyeyim, yani şaka bir tarafa. Önce şu Mahmud Abbas ve hani bağlantısıyla ilgili bir düşüncemi söyleyeyim. Birkaç saat önce bir büyükelçi arkadaşım bana bir mesaj atmış. Kral öldü, yaşasın kral diyor. Söylemek istediği şu: Haniye öldü, Mahmud Abbas yaşasın kral diyor. Çünkü biliyorsunuz, ben de bugün öğrendim, galiba Numan Kurtulmuş açıkladı. Aslında Haniye'nin gelip mecliste bir konuşma yapması söz konusuymuş. Ama Haniye vefat edince şimdi Mahmud Abbas gelip orada, yani böyle bir resim çıktı ortaya. Doğrusu bu kral öldü, yaşasın kral mesele şeysi yakıştırması çok da yanlıştı. Şimdi buradan sizin söylediğinize gelmek istiyorum. Evet. Öyle söylemiştim, siz haklısınız. Hamas'ın yaratılış nedeni ve neden olduğu bölünme tabii ki Filistin Kurtuluş Örgütü veya Filistin Ulusal Yönetimi oldu, biliyorsunuz sonra. Başında evet. Mahmud Abbas var. Onun açısından olumsuz ve istenmeyen bir gelişmeydi. Üstelik Hamas'ın Türkiye ve Erdoğan tarafından beklenenin de ötesinde bir şekilde desteklenmesi tabii ki Filistin Ulusal Yönetimi'ni ve Mahmud Abbas'ı rahatsız etti. Şimdi yani bir ölüm üzerine bir kazançtan söz etmek çok hoş bir şey değil, ama sizin söylediğiniz eğer gerçekleşirse, yani Mahmud Abbas geldiğinde Türkiye'nin, Erdoğan'ın, AKP'nin Hamas'a yaklaşımında bir tutum değişikliği olur da Filistin Ulusal Yönetimi'nin, tabi Gazze'nin bu kendi başına bırakılması, oradaki Filistinlerin savunulmaması, yok sayılmasından söz etmiyorum. Bir bütünün yeniden oluşturulmasından söz ediyorum. Yani Filistin Ulusal Yönetimi'nin Gazze'ye de hakim olarak eğer bir devlet olarak ortaya çıkacaksa ve bu devletin tanınması için Türkiye önümüzdeki dönemde daha da fazla çaba gösterecekse, biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde de bu yönde bir takım gelişmeler var. İspanya tanıdığı evet. devlet olarak ve başkaları da tanımış. Şimdi bunlardan yararlanmak lazım. Maalesef dış politika duygusal olmayı neredeyse yasaklıyor. Bir böyle vahim bir suikast ve ölüm karşısında bile bizim onu bir tarafa bırakıp ne olacağı bakmamız lazım. Ben yine kısaca şunu söyleyeyim. Bu birinci sizin sorunuza yanıt olarak onu geçtikten sonra. Şimdi Haniye'nin öldürülmesi bir soru. Acaba Meşal'in onun yerini almasına yol açabilir mi? Meşal daha şahin bir kişilik. Hatta yani hatta kişi. 7 Ekim saldırılarını başlatan kişi, değil mi? Tabii tabii. Evet, yani bu açıdan baktığımızda bu önemli bir soru. Yani Haniye'nin ortadan kaldırılması böyle bir gelişmeye yol açsın diye de yapılmış olabilir mi? Bu böyleyse o zaman bizim Türkiye'nin bu gelişmeyi dikkate alması lazım. Mahmud Abbas'la Filistin ulusal yönetimiyle ilişkilerini geliştirmeyi düşünen bir Türkiye varsa, o zaman Meşal'in Haniye'nin yerini alması halinde ne yapması gerektiğini de düşünmesi lazım. Bir. İkincisi İsrail. İsrail, evet, gazeteci dostumuz gayet iyi söyledi.
İsrail terörist bir devlettir. Ve çok tehlikeli bir devlettir. Ben İsrail'le ilişkilerde bir dönem hasbelkader önemli bir rol oynamış bir kişiyim ve çok da iyi ilişkilerim vardır. Hala daha devam eder. Ama bu gerçeği hiçbir zaman unutamayız. Türkiye Cumhuriyeti İsrail'le iyi ilişkiler sürdürmek zorundadır. Bu çünkü Türkiye'nin lehinedir. Ama İsrail çok dikkatle ilişki sürdürülmesi gereken bir ülkedir. Çünkü Türkiye'ye hiç beklemediği bir anda çok büyük zarar verebilir. Özellikle Kürt sorunu açısından. Bunun geçmişte bazı örnekleri var ama ben şimdi ayrıntıya girmeyeyim. İsrail'e iyi ilişki sürdürmesinin Türkiye açısından bölge için çok önemli bir sonucu geçmişte olmuştur. Yine olabilir. Türkiye İsrail'le iyi ilişkiler sürdürürse İsrail'e sözünü dinletilir. Yani İsrail'in bazı hareketlerini en azından durdurabilir, geciktirebilir veyahut şeklini değiştirebilir ki bu geçmişte Netanyahu döneminde bile yapılmıştır. Üçüncü unsur, İran'la Türkiye'nin çok iyi ilişkiler sürdürmesi lazım. İran da aynen İsrail gibi Türkiye açısından tehlikeli bir ülkedir. Özellikle Mollalar rejiminin sürdüğü müddetçe. Ama biraz evvel söyledim, bunda bir takım değişiklikler, hele şimdi yeni Cumhurbaşkanı'yla ki Türk asıllı olduğunu biliyoruz. Evet. Bu ilişkiler daha düzgün bir yere getirilebilir. İran'la Türkiye'nin iyi ilişkiler içerisinde bulunması hem bölge açısından, iki ülke açısından hem de İran'ın Rusya ve Çin'le ilişkileri dikkate alındığında Türkiye'nin de bu iki ülkeyle yani Rusya ve Çin'le ilişkilerine katkıda bulunur. Bir taraftan da İran'ı sınırlayabilir. İran'ı caizse konteyner edebilir. Tabii ki bunun Şangay İşbirliği Örgütü yönü de vardır. Madem bu kadar meraklıyız ona da yardımcı olur. Dördüncü unsur çok önemli. Dostumuz da söyledi. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve tabii ki siyasetten gelen dostumuz Garek'i açıkladı. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve yönetim bütünlüğüne bizim özen göstermemiz ve bu özelliğin ortadan kalkmasına mutlaka engel olmamız gerekir. Suriye'de yaptığımız gibi hatta Irak'ta yaptığımız gibi bunun ortadan kalkmasına yardımcı olmak Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Türkiye'nin yaşamsal çıkarlarına aykırıdır. Çok fazla söz etmek istemiyorum. Burada yani bu çerçeveyi size sunayım. Türkiye'nin ne yapması gerektiğini galiba bu çerçeve az da olsa ortaya koyuyor. Ha tabii bütün bunları Türkiye yapabilir mi? Bu sorunuza vereceğim cevap biraz olumsuz olacak. Türkiye'yi bugünkü ekonomik ve siyasi koşulların içine sokan bir yönetimin bunları yapabileceğini hatta düşünebileceğinden ciddi kuşku duyuyorum ama inşallah yanılıyorum. Peki. Umarım yanılıyorum. Yanıldığımı görürsem de üzülmeyeceğim doğrusu. Peki. Çok teşekkürler Ahmet Süleyman. Bir günde iç politika konuşmak üzere sizinle. Tabii ki diplomatlar iç politika rahatlıkla konuşabilirler. Sizin yazılarınızı da okuyoruz.